diyebilirim mi? Benim için ilkokuldaki duvardaki tablo. Ben hala iklim tablosu üzerinden tarih hatırlıyorum yalnız. Bir tablo vardı işte, ilkbahar, yaz, kış, kış, sonbahar, ne sonbahar, kış neyse. Benim için o yani. Ne zaman iklim ya da mevsim değiştiği zaman onu hissediyorum. Saçma mı oldu ya iklimle mevsim? Baştan alabilir miyim? Alamam. Peki. Yani iklim, bir de iklim değişikliği benim mesela aslında. Bu değişiyor ve bizimkiler buna hayır değişmiyor diyorlar ya. Ben buna çok sinirleniyorum. İklimi duyunca ben sinirleniyorum. Bu kadar. Ha, kooperatif. Kooperatif benim için dayanışma demek. Bir de gönüllülük demek. Çünkü biz burada reklam yapıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde tüketim kooperatifi var. İnsanların anladığının tersine çalışan bir kooperatif. Çünkü orada satılan şeyler genelde pahalı. Çünkü üreticiden direkt alınıyor ve üreticiyle iletişim halinde oluyoruz biz. Yani bir mal bozuk çıktığında direkt gidip üreticiye abicim bu bozuk diyebiliyoruz. Herhangi bir aracı yok. Ama üretilen şey de böyle bir sertifikasyonla falan almadığımız için o üretilen şeyler aslında gerçek ederlerinde. Yani oradan nar ekşisi işte atıyorum 200 gramı 18 liraysa gerçekten organik bir nar ekşisi, evde yapılmış nar ekşisinin size maliyeti 18 lira. Marketlerden aldığınız gibi 6-7 lira falan değil. Kooperatif biraz bu demek benim için. Bu kadar. Damak mı? Damak Marla Singer. The little scratch on the roof of your mouth. That evet, was on the hill öyle. When you stop tonguing it, but aynen you can. Öyle, aynen öyle. Neydi? Marla Singer, damağımda bir yarık gibidir. Küçük bir çizik. Küçük bir çizik. Sonrası? Sadece dilinle oynamaya bırakırsan iyileşeceğini bilirsin ama oynamadan evet, duramazsın. Durasın. Aynen öyle. Damak bu benim aynen için geldim. Bu kadar. Ay yük mü? Yani... Yük aslında biraz abartılmış bir şey herhalde benim için. Yük deyince insanların aklına hep hayat yükü falan geliyor. Benim de o geliyor galiba. Geliyordu geçmiş zaman. 3 sene önce ben fizik bölümünü okumaya başlayınca benim için yük artık herhangi bir kaldırışın üzerine konulmuş böyle bir kare. Daha bir olgu haline geldi değil mi? Olgu. O bir şey ve bu taşınmalı ve bunu taşıyabilecek bir kuvvet muhtemelen var evrende. Onu bulmamız lazım. O yüzden yük benim için ekstra bir yük oldu. Ay, kurabiye mi? Ya kurabiye bence yiyebilen herkesin yemesi gereken, sürekli üzerini yemesi gereken bir şey. Zaten kötüsü çok kötü oluyor. Kötüsü çok kötü oluyor, iyisi çok iyi oluyor. Tereyağla yapılmalı. Bol tereyağıyla yapılmalı. Her şey bol tereyağıyla yapılmalı. Sonra hepimiz kalp krizi geçirmeyiz. Tüp kardiyoloji bak diye burada birazdan şey girecek. Ondan sonra... Bir keresinde şöyle bir şey olmuştu. Kurabiye deyince benim aklıma direkt o geliyor. Biz işte annem, babam, ben bir yere gittik gezmeye diyelim. Kardeşimi evde yalnız bıraktık. Kardeşim de sürekli annemin yeteri kadar hamur işi yapmadığından şikayet ederdi. 12-13 yaşlarında falan olmalı. Apartmana bir girdik. Apartman mis gibi kokuyor. Böyle tereyağı kokuyor. Ama merdivenleri çıktık çıktık. Koku bizim evden geliyor. Çünkü kardeşim işte açmıştı kitabı. Ondan sonra bir kurabiye yapmış kendine ama muhtemelen evdeki bütün tereyağını koyarak yapmış. Böyle misler gibi kokuyordu her taraf. Bir daha da yapmadı. Zirvede bıraktı adam. Çok güzel yaptı kurabiye. Bu kadar. Hazır mı? Hazır olan hiçbir şey istemem. Evet. Hazır mı? Hazır deyince benim aklıma hazır gıda geliyor. O da biraz yani yaşta ilerledikçe böyle biraz da bu işte bizim zamanımızın trendi. Her yerden haberimiz oluyor işte yok onun içinde o var, bunun içinde bu var, şunun içinde bu var. Yakında işte arka bahçe bulursam bir tane kendime. Kendim ekip, biçip buğdayından bulgur şeyine kadar, nohutuna kadar öyle yaşayacağım herhalde. Hazır deyince gerçekten hazır gıda geliyor aklıma yani. Başka hazır giyim geliyor. Bir şeyin hazır olması biraz da sinirimi bozuyor sanki ya. Yani ne bileyim, hiç böyle biz uğraşmıyor muyuz bununla yani işte biz hiçbir şey yapmayacaktık diye düşünüyorum bu kadar. Ay, aman ey, benim şey alalım, uzmanlık alalım. Yani herkesin herhalde var bayağıca, kadınların biraz daha fazla da. Ya insanın ben bir takıntı kotası olduğuna inanıyorum, korku kotası olduğu gibi. Mesela herkesinki sanırım yıllarla değişiyor böyle. İşte bugün
temizliğe taktıysak sonra başka bir şeye takabiliyoruz. İşte sıralamaya takıyoruz. Ondan sonra düzene takıyoruz. Başka ne takıyoruz? Mesela ben bir dönem şeydim, dolap kapakları açık olunca böyle sinirleniyordum. Bayağı takıntıydı yani benim için. Sonra o geçti, şimdi kendim açık bırakıyorum falan. Ama bir taraftan eğlenceli oluyor böyle, hani dozunda olduğu zaman o takıntı hikayeleri insanları anlattığında ben çok eğleniyorum. O takıntıları yüzünden başına gelenler işte. Karaya basamadığım için bilmem nereye gidemedim, işte vapura binemediğim için şuradan şuraya gidemedim gibi. Ben de şimdi evde fuzuli yere yanan ışık takıntısı var mesela. Ben de yeni başladı bu hastane sürecinden sonra. Şey böyle, dokunduğum her yerden bana mikrop bulaşacakmış gibi geliyor. Bunu atmaya çalışıyorum zihnimde. Bu komik olduğu zaman eğlenceli ama hani insanın hayatını artık sıkıntıya sokacak olduğu zaman da gereksiz bence. Umarım herkes bir gün takıntılarından kurtulur. Yani lüzumlu olanlar kalsın, lüzumsuzları bırakın ya. Bu kadar. Bitkinlik benim için demir eksikliği. Bir ara çok koşturuyordum, çok da bitkin oluyordum. Ondan sonra biz hep kendimizi öyle çok sağlıklı falan zannediyoruz ya, ondan sonra koşturuyorum, koşturuyorum falan, ölüyorum, kalkacak halim yok, düşünemiyorum bile. Böyle zihnimde gri bir bulutla geziyorum falan. Sonra anlaşıldı ki benim demir seviyem böyle düşmüş, böyle eser miktarda demir katmışlar bana. Sonra demir ilacı kullandım ve o bitkinlik geçti, böyle sanki sonsuza kadar yok oldu. O yüzden bitkinlik deyince benim aklıma bitkinim diyen herkese demirine baktırdın mı diye soruyorum. Size baktırın. Bence bitkinliğiniz bundan olabilir. Bu kadar. Ay. O da aklıma hep Seven geliyor işte deyince. Kim geliyor? Seven. Aa, Seven evet. 7 günahtan biri. Valla iştah güzel şey de. İşte işin sonunda. Valla benim için işte o Seven'daki yiyip duran adam ya işte. Yani kendim de böyle iştahlı bir insan olduğum için yani ben yemek düşünmeyi seviyorum, en sonunda ona karar verdim. İştah da yön verilebilen bir şey, iştahını başka şeylere döndürüyorum. Yani mesela yemek yemekten çok yemeği düşünüp yemeği yapma süreci, tahayyül etme süreci, tahayyül etme sürecinin daha eğlenceli olduğunu fark ettiğimde yemek yemem daha azaldı benim. Çünkü hamallık, evet, asıl yük bu iştah meselesi. Çünkü o doyumsuzluğu da getiriyor peşine. Ama iştah dediğin anda gözümde canlanan şey, zihnime gelen şey, o Seven'da midesinden kıymık toplanan adam ya. Ne oburluk mu, aç gözlük mü? Oburluk, evet, aç gözlük hepsi beraber. Yani İngilizce karşını hatırlamıyorum. Greed. Greed değil mi? Evet. O geliyor aklıma yani. O böyle hepsi böyle hani iştah, oburluk ve aç gözlülük derece derece ise iştah buna başlangıç olarak biraz tırsıyorum yani. Ay çok severim. Hem de nasıl severim. Tromboncuların önünde limon yedikleri zaman adamlar çalamıyorlarmış. Gerçekten mi? Evet. Tüm tromboncular mı? Ya Borusan Quartet'te şey var. Ay adamın adı neydi? Oranın biyolacısı var. Adını hatırlayamadım, üzgünüm. Neyle başlıyorum? Unuttum ya, neyse. Onun Instagram hesabında o sürekli tromboncuları laf çakıyor. İşte, merak ettim. Ben bu görü gösteririm. O şey diyor yani, tromboncuların önünde yiyince. Yani trombon çalman bir şeye bakar. Limona. Limon yemene bakar yani. Orada bütün karizma falan dağılır. Ağzı kamaşıyor. Ben geçen niyetlendim trombon çalmaya da biraz araştırdım. Çok zormuş. Hayatımda öyle bir boşluk, saat zaman olmadığı için vazgeçtim. Yani. Ses çıkarmam bile çok uzun sürüyormuş. Yani bence de. O yüzden zaten zannederim kadın tromboncu da yoktur. Akciğer kapasitesi yetmiyor olabilir işte. Necilerdir. Limonu ben çok severim. Hatta şöyle söyleyeyim. Bence limon yemek için yediğim bazı yemekler var. Limonu tek başına yiyorum. Lahmacun falan. Yok lahmacun. Mesela her şey söyleyeyim. Peymacun yiyorum ben. Vejetaryen olduğum için. Atıyorum. Onu da yemiyorum. Otur bir şey yedim ağzım falan. Yani İşte pırasayı seviyorum ama pırasayı bence limonsuz yemem yani. Avokado yiyorum ama limon olmadan bence hiçbir anlamı yok bunların. Avokado limonla mı yeniyor? Şu anda yeni bir video. Yani onu da anlatıyorum. Hiç yemedim avokado. Hiç mi yemedin? İşte ben insanların hayatına bütün elitlikler katıyorum. Tanesi 6 lira olan sebzeleri yedirmeden. Seda ağlıyor falan, bu daha olmadı falan diyor. Elliyor bir şeyler yapıyor. Hiç anlamıyorum. Uzak duruyorum. Korkuyorum bir de avokadodan. Sebep? Ne bileyim böyle dünyanın bir. Dünyanın yumuşak meyvesi ya, sert. Kendimi belki için de avokadoya layık hissediyorum. Sen kim köpeksin, avokado yiyeceksin falan diye böyle. Aynen. Alıyorum böyle portakal diyorum falan.
ama ayrı şeyler zaten, hani avokado, salata. Yani gereksiz yere mesafe koydum sanırım. Meyveyle arama mesafe koyacak kadar da manyak bir adamım. Neyse, bana döndü olay. O meyve değil bu arada. Onu bile bilmiyorum işte. Bak. Bilmiyorum, meyvedir belki. Bunlar neye göre meyve? Çiçek. Domates meyveymiş falan. Ha, ama... Yani. Of, yıllardır. Bir şey daha geliyor aklıma. Benim bir arkadaşımın işte arkadaşı vardı. Akdeniz bölgesinde bir yerden o arkadaşıma limon yolladı. Ama eli bol bir insanmış kendisi. Çuvalla falan mı? Valla Kasım'da yolladı o limonu. Ki ben günde bir limon tüketen insanım yani. Hani çorba, bir de kış mevsimi. Çorbaya sıkarım, salataya sıkarım. Zeytinyağlı yemeğe sıkarım. Günde bir, bazen iki limon tükettiğim halde hala bitmedi. Gün sayısını siz hesap edin artık. Hala buzdolabını açtığımda o limonlardan daha geçen gün 10 tane falan kaldığını gördüm. Dedim, limonun bereketi de böyle bir şeymiş. Bir de o geliyor aklıma ya. Limon deyince.